Al ulan, al ulan, al! Artık sana ait hiçbir şey görmek istemiyorum bu evde. Yapma böyle hırçın şahinim ya! İyice şamor ulanına çevirdin beni ya! Saddam'dan beter oldum valla! Ulan sen Saddam'dan çok Clinton'a benziyorsun! Karşına çıkan her kıza, her kadına sulanıyorsun be! Günahımı alma bak, yiğidi öldür hakkını yeme! Sulanmadığım kadınlar da var! Ya kimmiş peki? Mesela sen... tamam bak, ciddi olalım, yani şakalın sırası değil. Mesela Zulmiye abla! Bir gün olsun ona kötü gözle baktım mı? Baktıysam iki gözüm çıksın. Ulan bana bak şu ayıp. Bir tek laf daha edersen gözlerini oyarım ona göre. Defol ulan, defol. Defol namus seni, defol. Defol. Ya, seni artık görmek istemiyorum bu evde. Defol diyorum sana. Yanlış defol ulan, defol lan, defol diyorum. Tamam ya, manyak ya. Defol lan. Allah Allah ya. Ulan göstereceğim sana. Manyak. Defol lan, defol. Defol! Defol ulan! Defol! Artık seninle mahkemede görüşürüz. Görürsün sen. Ulan! Son sözün bu mu güzel karıcığım? Ulan bana karıcığım deme lan! Bana karıcığım deme! Artık aramızda her şey bitti. Ama böyle bitmemeliydi zaruret. Ben ne yaptımsa sana olan aşkımdan yaptım. Lafa bak süngüye davran. Kuafördeki o kızlara bana olan aşkından mı saldırdın ulan? Evet, sana olan aşkımdan saldırdım. Onlar senin gençliğini hatırlatıyorlardı bana. Birden kendimi kaybettim. Ulan bana bak. Çabuk defol buradan. Çabuk defol lan. Çabuk defol. Defol diyorum. Defol lan. Kaybol. Bak yoksa şimdi ben seni kaybedeceğim. Defol. Yürü. Defol lan. Tamam, gidiyorum. Ne oluyor be? Defol. Manyak bu kadar ya. Çarpacağım elimde kalacak. Şimdi yedik naneyi. İşlerin bu duruma gelmesine çok üzüldüm vallahi. Adam üzüldüm diyor ya. Hayret bir şey. Ulan zarurete beni sen kanmazlamadın mı? İyi ama ben sana iyilik olsun diye yaptım bunu. Ulan ben de seni iyilik olsun diye keseceğim ha. Vesili dana. Kurban bayramı gelsin gör. Bu kadar sinirlenme Şuayip Bey. Her işte bir hayır vardır. Ulan zaruretin beni boşamasından ne gibi bir hayır olabilir salak? Ya istediğin gibi zamparalık yapacaksın işte, fena mı? Fena tabii. Sen bu işlerden anlamazsın. Evli olmayınca zamparalığın tadı olmaz. Ulan karın olmayınca karını nasıl aldatacaksın kuş beyinle? Evet ya. Nasıl yani? Ya kafamı karıştırdın, iyice serseme çevirdin beni. Ulan sen zaten sersemsin. Sersem. Ha çok konuşma, şu bavulları da aşağı götür. Bir süre depoda ikamet edeceğim. Bence edemeyeceksin. Sana görüşünü soran oldu mu kuş beyinle? Ben ne diyorsam onu yap. Maalesef yapamam. Neresi lan? Bundan sonra da bana salak sersem kuş beyni falan gibi laflar etme. Çünkü artık patronun değilsin Şuayip Efendi. Yok, sen yok. De benim gibi burada maaşla çalışan bir elemansın da. Yok ya, kim demiş? Zaruret abla. Zaruret be. Yani sen ve ben eşit miyiz? Yok, ben bir 100 kilo kadar fazlayım. Ulan ruhum sıkılıyor. İçimde tuhaf bir sıkıntı var. Halim feci Şuayip Bey. Patronluktan çıraklığa düştüm. Yuvan dağıldı. Kalacak bir yerim bile yok. Vallahi sana baktıkça içim sızlıyor ya. Ne demezsin? İştahın iyice kesildi. Yarım saatte bir tekerlek kaşarı bitiremedim. Yok ya, bu böyle olmayacak. En iyisi gidip Zulmiye ablayla bir konuşayım canım. Zaruret ancak uyumuş atabilir. Sen ara! Allah'ım yarabbim! Pes beyefendi! Nereye böyle? Hiç! Havayı güzel buldum. Şöyle sahilde biraz dolanayım dedim. Öyle mi? Nereye olacak?
Seni görmeye geliyordum. Ha, olduğun yerde kal. Koskoca işareti görmüyor musun? Yapma Zulmi abla ya. Bari sen yapma böyle çocukça işler ya. Seninle konuşmam lazım. Aa, seninle ne konuşacakmışız her Don Juan bakalım? Ha? Aa, yoksa sıra bana mı geldi? Beni mi gözüne kestirdin? Ana bak, ne konuşacaksak burada konuşalım. İçeriye girmek yasak. Kadınlarla konuşmak yasak. Tamam mı? Çabuk ne söyleyeceksen söyle, acele işlerim var. Zarretle konuşmanı isteyecektim Zulmi abla. Ya öyle mi? Ne söyleyebilirim kendilerine acaba? Ha? Bak ben karımı çok seviyorum. Ne? Ondan ayrılmak istemiyorum. Bunları söyler Zarret'e. Zarret seni dinler. Dinler. Beni dinlemediği için bu durumlara geldi zaten. Beni dinleseydi böyle mi olurdu? Ona kalsa seni hala boşamayacaktı. Allah'tan aklına girdim, araya ben girdim seni boşasın diye. Anladın mı? Sen ha? Ben ya. Ne kadar zalimsin Zulmi abla. Yani ne olacak benim halim şimdi? Bana ya kendin düşün ne yapacağını. Lan ben nereye giderim? Hangi yola baş koyarım? Bana yemekleri kim pişirir? Donlarımı kim yıkar? Kalacak bir yerim de yok. Oh olsun. Son pişmanlık fayda vermez, kendi düşen de ağlamaz. Ay çok üzüldüm çok. Ay düşenin dostu olmaz. Ama çıkmadık candan da ümit kesilmez Şaipciğim. Ne oluyor lan? Sanki öldüm ve bir atasözü cehennemine düştüm. Ama bu kadar suratını asma canım. Her şey yoluna girer. Hem istersen gel biz de kal. Helalem. Fırsatçı sapık. Sen ben ne sandın be? Ama inan ki her şeyi sana yardım etmek için yapıyorum. Hem gel bana gelirsen güzel yemekler de yaparım ha. Helal. Gölge etme. Başka insan istemez. Sen bilirsin ama fikrini değiştirsen ne olur söyle kız. Avucunu yala. Ölürüm de senin evinde kalmam lan. Hele. Ayrıca bana bir daha şu ayıpçıyım falan deme. Aa. Ah, Zarret ah.